Murat Çelik'e dönmek isterim. E, Sayın Çelik tüm bu tartışmaları diyen, dinlediniz aslında. Sizden önce uzun bir e, bu anlamda fikir beyanı olduğu konuklarımın. Hem bu değerlendirmelere nasıl bakarsınız? Hem siz Ankara'dan baktığınızda İstanbul'daki bu kent uzayısı adı altında HDP'nin ya da işte bugünkü adıyla DEM Parti'nin izlemiş olduğu e, stratejiyi nasıl yorumlarsınız? CHP ile DEM Parti arasında bir gizli ittifak mı var kent uzayısı adı altında? Birkaç notum var şuradan başlayayım. Şimdi birincisi Buyurun. çok net bir şekilde görülüyor ki 31 Mart'ta iki seçim var. Yani biri İstanbul seçimi, evet. diğeri 80 ilin Türkiye'nin seçimi yani İstanbul hariç Türkiye seçimi. Ve yine son söyleyeceklerimden birini başta söyleyeyim. Biz 1 saat 20 dakikadır konuşuyoruz. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Şu anda İstanbul başta olmak üzere. Türkiye siyasetini aday belirleme ve dengeler itibariyle belirleyen DEM Parti. Yani uzun yıllar sadece bölgeye sıkışmış olmakla, Türkiye Partisi olmamakla, olamamakla, olmayı tercih etmemekle ita itham edilen DEM Parti, bir taraftan da galiba bu stratejisiyle birlikte, başta İstanbul olmak üzere genel siyasette belirleyici bir, e, noktada bulunuyor ve böyle bir rol oynuyor. Kendi açılarından bakıldığında bunu da böyle değerlendirmek lazım. Örgütle iltisak konusunda ben de e, aynı kanaatteyim ama şunu da artık önümüze bir şekilde koyulması lazım. Eğer siz birisine terör örgütünün siyasi kolu diyorsanız ben vatandaş olarak e, bunun bir şekilde belgesini tatmin edici şekilde bunun sistem ben biliyorum biliyorum derken ben de kaniyim ama e, vatandaş olarak da benim önüme konulmasına ihtiyacım var. Yani e, bu terörle iltisak konusunda e, evet şahayalar çok, Ankara'da konuşulanlar çok. İşte eş başkanlık sisteminin bile biliyorsunuz hani birinin örgüt tarafından belirlendiği vesaire gibi şeyler. Ama dediğim gibi bakın bir taraftan diyorsunuz ki bir partiye veya bir siyasi harekete gel kardeşim e, terörle arana mesafe koy, Türkiye Partisi ol. Bir taraftan da sürekli diyorsunuz ki sen terör örgütüyle iltisaklısın. Yani yapılan açıklamalarda bazıları evet, tabii ki bunu kanıtlıyor, gösteriyor. Ama bazıları da bu siyasi hareketin jargonunda var. Yani sadece, örnek vermeyeceğim ya da bunu şu anlamda söylüyorum. Yani öyle olsun, aman işte herkes dem partiyi biraz böyle pozitif ayrımcılık uygulasın vesaire demeye çalışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, ama bir fotoğraf çekiyorum yani hani onların yaptığı da sadece artık bölgeye Güneydoğuya veya sadece bazı illere e, sıkışıp kalmak değil. Bakın işte İstanbul başta olmak üzere yani bu programın gündemini Dem Partinin tercihleri veya şu anda e, satranç tahtası üzerinde yaptığı hamleler belirliyor. Bir de şunu da söyleyeceğim e, aynı gün mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı. Akşener. Akşener, işte CHP'yi demlenmek kavramıyla, hani bu bu siyasi dile oturmaya başladı. CHP demleniyor, CHP kan dille demleniyor, CHP PKK ile demleniyor. Bir parti ismi olarak Dem Parti ismi gerçekten hani avantaj mıdır dezavantaj mıdır onu bilmem ama o konuda çok ciddi bir çifte standart olduğunu söyleyeyim bir not olarak sadece içimde kalmasın hı hı. Ee, neden bu partinin adı dem parti oldu bakın yeşil sol partiydi ismini değiştirmek istedi ve dedi ki ben ismimi HDP olarak değiştirmek istiyorum başvurdu Yargıtay olmaz dedi neden reddetti Yargıtay Hadef çünkü Hadef dedi denizli. ki daha önce ka Kapat evet kapatılan bir partiniz var HDP ...Hadep kapatılan bir parti... ...Hedep onu çok fazla andırıyor... ...çok çağrıştırıyor... ...dolayısıyla bu ismi kullanamazsınız... ...onlar da gitti Dem Parti ismini seçti... ...ya peki ben size bir şey soracağım... ...bugün bu ülkede... E, ...iktidar Cumhur İttifakı ortağı... ...her ne kadar yerel seçimde bazı yerler, ...ayrıstalarda... ...Yeniden Refah Partisi var... ...yani kapatılan Refah Partisi'ni... HDP'nin HDP'yi andırdığı kadar andırmıyor mu? ...adı Yeniden Refah... Daha ne kadar andırabilir? Yani bu çiftte standartları da, ya bu, bu çifte standartları gör, göreme, göremez mi gerekiyor? O da doğru örnek gerekiyor? değil Murat Bey. Yani, yani yeniden refah refah. Niye değil? AK Parti kuruldu orada. Değil? O da doğru örnek değil yani. Hayır neden diye? Ak Parti ile konunun Murat Bey. Murat Bey burada mesele ne biliyor musunuz kapatılan ben, söyleyeyim. Var. ben söyleyeyim yeniden Refah Ben ilgisi Hadef yok. Terörle ben. bir ilgisi yok. Hadefi ben şiddetle bir ilgisi yok. Diyorsunuz. Eline silah almamış. Ya ben onu demiyorum. ne ile ilgili olduğunu söylemiyorum. Evet. O kararda da bir şeyle ilgisiyle söylemiyor. Sadece ismin çağrıştırmasıyla ilgili söylüyor Yargıtay bunu. Yani HDP HDP'i çağrıştırıyor da yeniden Refah, refaha çağrıştırmıyor mu? İkisi de kapatılan parti. Muhtemelen Bakın, kamuoyunun genel kanaatine oldu. göre yani şöyle Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları Refah Partisi'nin kapatılması konusunda büyük oranda büyük çoğunlukla bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyor. ...kanaatten bahsediyorum, ihtimal... Yargıtay, yargıtay ...hayret, böyledir, böyledir demiyorum... Ama ...böyledir şey, demiyorum... Yargı, ...yargıtay ya, bunu... Ya. ...yargıtay böyle düşünmüş olabilir Hadef diyorum... ...yani Hadef vatandaşın kanaati doğrultusunda... ...izin vermiştir belki... Her yani ...neyse ben buradan şu Hadef. örneği Hadef. vermek istiyorum... Hadef. ...ben neden yeniden Refah Partisi'ne... ...ismi mi? izin verildi parti onu vardı. demiyorum... ...başka bir şey tartışıyorum... ...başka bir şey tartışıyorum... ...yargının kararlarının çifte standardından ...bahsediyorum... Yargının Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili iktidarın verdiği tepki, eğer söz konusu kişi ya da yar, e, Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen seçilmiş ama gelip de mazbatasını alamamış, yemin edememiş bir milletvekili, eğer AK Partili ya da MHP'li olsaydı veya Hüdaparlı olsaydı veya Yeniden Refahlı olsaydı veya işte... Cumhur İttifakı içindeki seçime giren 6 partiden biri olsaydı tepkiler böyle mi olacak? Ya Murat Çelik. Murat Çelik. E Murat Çelik ben vardı. burada ben burada şunu söylüyorum. Yani yargının yargının tutarlı tutarsız kararı konusunda söylediklerine itiraz etmiyorum. Ve haklı Hayır, da buluyorum tutarlık, sizi. Bir dakika yanlış Başka bir şey Tanrım diyorum bey. Kamuoyunun tutarlık, kanaatine göre diyorum. ben bak kamuoyunda yargının, oluşan kanaate göre yargı, yargı kararları ilgili ilgili bazen çift. değişebiliyor. Bunu söylüyorum. Şimdi motorlu taşıtlar vergisini Konumuz o değil ama hiç... ben başka bir şeyden bahsediyorum. Anladım ya anladım diyorum ki yargı bir karar verdiğinde siyasetçiler yani kendi meşreplerine göre veya düşündükleri şekilde veya destekledikleri olmasını istedikleri şekilde yorum yapıyorlar diyorum. Oysa yargının kararının Sonra da lafa gelince yargı adil olmalı, herkese eşit karar vermeli, Doğru. adalettir esas olan vesaire. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya yani bu çifte standart. Ama o şeyde şey doğruymuş yani. yaşıyoruz. HDP adı hedef diye isim benzerliğine baktığım şimdi Yargıta isim benzerliğinden vermemiş. Ya Türkiye'de evet. büyük oranda bir evet. de, bir, Yoksa de kamu, kamu, değil. bir de kamuoyunun bir de kamuoyunun kamuoyunun düşüncesi, kamuoyunun tavrı ve kararı etkili oluyor. Basit bir örnek, başka bir şey. Motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili mevzu mahkemeye taşındı. Yüzde 85 oranında vatandaş ödedi, yüzde 15 ödemedi. Ee, evet ödenecek kararı çıktı. Bu ters olsaydı, bak tersi olsaydı, ödeme konusunda yüzde 85 ödememiş olsaydı muhtemelen yargı kararı, yargı şöyle diyecekti. Evet ikinci kez motorlu taşıtlar vergisi alamazsınız diyecekti. Evet ee... kamuoyunun Tavrına göre yargı bazen karar veriyor. Tam ben onu söylemeye çalıştım. Ama Murat Çelik haklı bence. Efem anayasa o mahkemesi tutmuyor deprem eee e, dolayısıyla biraz e, idari karar sahtesi. Tabii onun için demiyorum ama öyle. kamuoyu hassasiyet gelelim e ekonomik düzeye göz atalım. Ödediniz 2 kat daha ödeyecek dedi yani. Bu budur pek. Murat Çelik Efem gelelim e evet tam olarak tuzla işte. Ne anlamak lazım buradan? Bu CHP ile DEM Parti ee, arasında bir ilişki mi? Çünkü CHP de özel böyle yani bir ilişki demin, olmadığını demin ifade ediyor. Demin nasıl gör? hayır, demin nasıl uygun gör? Mesela bunun hani gizli saklı masa altında vesaire. Ben ona katılmıyorum. Yani adını ittifak koymadan. Ki teknik olarak zaten seçime ittifakla girilmesi mümkün değil ama yani adını ittifak koymadan bence Özgür Özel'in açıklamaları az önce bizim KJ'lerden birinde vardı örneğin Özgür Özel'in arkadaşlar eğer hazırsa tekrar getirebilirse Özgür Özel'in bir ifadesi vardı yani yani bakıyorlar çıkardığımız adaylara bakıyorlar eğer uygunsa orada aday çıkarmıyorlar gibi bir cümle daha bundan aleni bir şekilde bir işbirliği yapıldığı nasıl ifade edilir bence gizli saklı bir şey değil ve CHP bence Siyaseten bir risk alıyor. A, kişisel olarak düşüncemi sorarsanız evet bakın dem gösterdiğiniz adaya bakıyor. Aday uygunsa göstermiyor. Şimdi bunun nesi gizli saklı? Nesi masa altında? Masa altında gösteren CHP. Murat Hayır. Çelik ben ya değil göstermiyor. Hayır, masa CHP Genel Başkanı Masanın söylüyor bunu. Işte açıklama. Daha ne söylesin daha aleni evet. nasıl? Evet biz kent uzlaşısı adı altında birlikte hareket ediyoruz belli yerlerde. Demek değil midir bu? Daha açık nasıl ifade edilebilir? Ve bu siyaseten bence CHP açısından da ciddi bir risk. Yani ama şunu da düşünüyorum. Siz bunu böyle yapmasanız kamuoyu önünde ilan ederek veya heyetler arası görüşüp bizzat da genel başkan seviyesinde eş başkanlarla bir iki defa görüşüp bunu aleniyet kazandırmasanız bile rakipleriniz sizi zaten e, sürekli işte bunlar terörle işbirliği yapan partilerle işbirliği yapıyorlar vesaire diye yıllardır suçluyor. Hani dolayısıyla e, Murat bence Sayın Özgür e, Özel işbirliği yapmadıklarına dair de bir mesaj tamam, verdi az adı önce ifade etti. değil ettim. elbette. İyi partiyle yaptığımız gibi değil, bir adı. protokol hayata geçirilmedi tamam da Öyle ama yani bir yok İyi partiyle yaptığımız gibi ama, bir protokol yapmadı ki. Hı Bunu söylüyor yani. Her şey açık ya, burada. tamam. Ya en başında söyledim alacağım. ben kim yani. neyi saklıyor diye sordum nasıl uygun gör Hayır. aynı şeyi ben de sordum gizli saklı diyor ya diyorum bu Esenyurt'ta anlaşma yapılmış ortada diyorum bunu bile duymak diyor yani zaten ortada herkes görüyor bunu yani bunu bunu özgür özel de reddetmiyor Faruk. ki çarpıtma